Hayır canım, olmaz öyle şey. Ben şimdi arıyorum Kenan'ı, iptal ediyorum yemeği falan. Ya Deren lütfen, şu dertlerle nöbetleşe uğraşalım. Üç kardeş olmamız bir işe yarasın bari. Sen bu gece Kenan'la yemek ye. Ben de çilemi bulayım. Tamam? Tamam. Hadi ara da gelsin alsın seni. Yok gerek yok, ben kendim giderim. Hadi gel, seni de bırakayım. İyi tamam. Hoş geldin. Bugün sağlıklı besleniyoruz. İçeriyle de konuştum. Hep ıspanak, mantar, Brüksel brokolisi. Brüksel'ler nasıl? Ya her seferinde inanıyorsun. Ama olsun. Bu sayede güzel gülüşünü görmüş oluyoruz. Burası akşam ayrı bir güzelmiş. Öyledir. Canım ne zaman sıkılsa kendimi burada bulurum. İnsan şu manzarayı görünce bu manzaraya bakabildiğine bile şükrediyor. Küçükken dünyayı dolaşıp orada gizli bir yer bulma hayalim vardı. Sonra ailemle birkaç yere gittik. Ama tabii pek hayal ettiğim gibi olmadı. Neden? Annem planlardı bizim bütün seyahatlerimizi. Adım adım. Onlardan aklımda kalan tek şey bitmek bilmeyen bir karın ağrısı. Sürekli bir şeyi yanlış yapma korkusu. Yanlış yaparsam kapının dışında kalırım çünkü. Gerçi ben ne kadar inkar etsem de hep kapının dışındaymışım. Hadi ben seni bırakayım. Araban kalsın burada. Bu akşam için teşekkür ederim. Yemek teklifi senden geldi. Ben teşekkür ederim. Yine çeşitli numaralarla hesabı eğer sen ödemeseydin. Evet, benim davetim olacaktı. Bir dahaki sefere diyelim. Bu arada anahtarını ver istersen, arabanı getirteyim. Lazım olur. Olmaz. Yani gerek yok. Sen özgürlüğüne düşkünsün. Virajları da öğrendin. Hadi ver. O zaman iyi geceler. İyi geceler. Mı?
Çilem gidiyormuş. Nereye? İstanbul'a. Buraya gelmeden önce başını belaya sokmuş. Adamlar da peşine düşmüşler. Seni çok sevdiğini söylememi istedi. Öyle saçma şey mi olur ya? Kim bırakıyor da gidiyor? Bilmiyorum. Gitmesin. Biz daha birbirimizi yeni bulduk. Beraber burayı kurtaracağız daha. Burada yaşayacağız beraber. Belki annemizi buluruz. Mutlu oluruz belki. İpek. Biz artık nereye gidersek gidelim, yeniden birbirimizi bulacağız. Biz kardeşiz. Abla. Şşş. Sakin ol. Her şeyi halledeceğiz, tamam mı? Her şeyi çözeceğiz. Seni bunu yapmak zorunda hissettiren şeyin de ne olduğunu biliyorum. Hayatım boyunca benim sürekli başarılı olmaya çalışmamın seni ne kadar zorladığını fark etmedim. Bütün hayatım boyunca sana hayran oldum ben. Sen benim en büyük şansımdın. Bütün hayatım boyunca sana hayran oldum ben. Sen benim en büyük şansımdın. Hadi. Ver bakalım şu belgeleri. Bitirelim şu işi. Abla, ben bu işi çözeceğim. Yemin ederim çözeceğim. Biliyorum. Ben de ona güveniyorum zaten. Seni çok seviyorum, biliyorsun değil mi? Ben de seni çok seviyorum. Hazırlansınlar. Yarın hastaneye geliyorum. Deren. Sabah seni de göremeyince gittin sandım. Koca evde tek başıma kaldım. Alış tek başına olmaya. Orası senin evin. Ya deme öyle şeyler. İpek. Bu senin. Borç. Tamam. Ama ödemek için sonsuz vaktim var. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi sıra Çilem'i almakta. Hadi gel.
Merhaba Ufuk Bey. İpek Gencer ben. Güneşli Bahçe'den arıyorum. Ya bir gün geciktik ama böyle küçük bir eksikle ilk taksidimizi ödeyebiliyoruz biz. Evet, tamam. O zaman iletirsiniz siz müvekkilinize. Tamamdır, çok teşekkürler, iyi günler. İleteceğim dedi. Kabul eder herhalde. O kadar insafsız değildir. Ay inşallah değildir vallahi. Hoş geldin Mustafa. Ben de tam çıkıyordum. Buyur. Eyvallah demeye geldim abi. Geçen gün söz verdiğin 500 bini yollamışsın. Sağ olasın. Sen de çıkıyordun. Ben daha sonra uğrarım abi. Görüşürüz. Mustafa. Buyur abi. Bizim çocuklardan hangisi getirmişti sana parayı? Sado verdi abi. Eyvallah. Sado! Gel buraya Sado, gel. Abi. Oğlum ne yapıyorsunuz lan siz benden habersiz? Mustafa'nın 500 bini nereden aldınız da verdiniz adamın parayı? Abi... Baktım kasada para var. Ben de sen bir yerden buldun sandığına gönderdim hemen adama. Ulan kasada para olsa benim haberim olmaz mı lan salak? Ulan ne yapıyorsunuz lan siz? Gel lan buraya. Gel. Çabuk. Geç, geç. Konuş. Konuş. Abi. Konuş. İpek Hanım, Mahir Bey geldi. Mahir, hoş geldin. Çilem, bir şey mi oldu Çilem'e, iyi mi? Çilem gibi biri senin nasıl arkadaşın olabilir İpek? Mahir, ne diyorsun? Sadullah, benim damarıma basma. Ağzından laf çıksın. O gece ne yaptınız? Abi, vallahi ben isteyerek yapmadım. İndir lan! Neyi lan, neyi? Ha? Abi, bağlara gittik biz. Vallahi Sado götürdü bizi. Abi, bir adam geldi. Çok para verdi abi. Sonra? Abi, bağ dedi yakıp yıkacaksınız dedi. Ortalığı tarumar edeceksiniz dedi abi. Allah belanı versin lan senin. Abi. Ulan sen benim can arkadaşımın ekmek teknesinin içine edeceksin. Abi. Sonra bir de üstüne para alacaksın ha? Ulan ne olacak lan o kızın hali? Ha? Biz o kızın rızkını nasıl ödeyeceğiz? Abi. Ha? Abi. Ha? Çalışır öderim abi. Ne gerekiyorsa yemin ederim abi. Çalışır öderim. Ulan senin çalışacağın paranı... Ulan yetmedi. Bir de soydunuz mu lan? Ha? Allah belanızı versin. Nerede lan aldıklarınız? Hakan getir. Gidin! Allah belanızı versin lan sizin. Abi, yapma abi. Kaç hadi lan, kaç hadi. Sabah kalktığımda yoktu. Bir de aramış beni, mecburdum diyor. Mahir, anlamadım ben. Yani bu para nereden çıktı? Sen nereden buldun bu kadar parayı? Sinan getirdi. Sinan mı getirdi? Sen verirsen kabul ederim diye düşündü o zaman herhalde. Samimiydi. Senin de paraya ihtiyacın vardı. Bir dakika, bir dakika. Çilem şimdi o parayı mı çaldı?
fabrikanın parasını. Sinan'ın parası. Bir hata yapmış o. Fark edip düzeltecektir. Nasıl yani? Anlamadım. Sen şimdi hak mı veriyorsun? Yani onun yaptığını anlıyor musun? Ya herkes hata yapar demek istiyor Mahir. Bu hata değil İpek. Çilem hırsızlık yaptı. Bir sürü yalan söyledi. Başta size, sonra bütün Güneşli'ye. Şimdi sakın bana onu savunmaya kalkmayın. Mahir. İpek. Kalbini kırarım. Yapma. Beren abla söylediyse vardır bir bildiği. Hemen başlayabilirsin. Başlarım tabii. Peri Hanım da bahsetti biraz. Bu aralar bayağı bir yoğunluk varmış. Benim de faydam dokunursa ne güzel olur. Tamam. Arif abi, buyur. Ablaya civarı bir gezdir. Tamam. İyice göster etrafı. Tamam. Zaten Cahide Hanım bizim bahçe işlerinde uzun süre çalışmış. Ona göre en faydalı olacağı bir yere yerleştir. Tamam. Sağ ol Rezi. Bana müsaade, dükkanda çok işlerim var. Hadi hayırlı olsun. Çok kolay gelsin. Sıla öyle. Çok zor durumda olmasaydı böyle bir şeyi asla yapmaz. Aramızda hayatta kalmayı en iyi bilen kişi o. Bir yolunu bulacaktır. O benim hayatımı kurtardı. Keşke benim de ona yardım etmeme izin verseydi. Bence buraya dönecek. Tabii. Oyun bitince çocuklar eve dönmek isterler. Dönecek. Efendim Aras. Tamam. Geliyorum. Ne oldu, nereye? Kenan'dan arabamı alıp İzmir'e geçeceğim. Akşam geç kalma ama. Kalmam. Abicim hadi hadi. Merhaba. Kolay gelsin. Kenan Bey burada mı acaba? Burada değil. Hay Allah. Ben ulaşamadım da kendisine. Şu araba benim de. Anahtarını size bırakmış olabilir mi? Yok ama içeride olabilir. İsterseniz beraber bakalım. Tamam. Buyurun. Ben tekrar bir arayayım kendisini. Bunların senin masanda ne işi var?